Ve tabii Covid-19 deyince son duruma bakmamız gerekiyor. 26 binin üstünde vaka sayısı olduğunu söyledik. Can kaybı sayısı da artıyor. Bir taraftan günlük iyileşen sayısında da ciddi bir artış olduğunu görüyoruz. 14 binler seviyesinde işte bu sıcak başlıkları aşılamayı konuşacağız. Bu bölümde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bilimsel Danışma Kurulu üyesi ve aynı zamanda göğüs hastalıkları uzmanı Doktor Nülfer Aykaç hocamız canlı yayında konuğumuz. Sayın hocam yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ederim davet için. Şimdi 26 bin üzerinde bir vaka sayısı aslında bir taraftan aşı karşıtlığı, bir taraftan delta varyantının ne kadar hızlı yayıldığına dair net veriler ve aslında hastanedeki yatış oranları. Son tabloyu nasıl değerlendirirsiniz? Artık yavaş yavaş Ağustos ayının ortasındayız ve yazın başındaki planlarımızı pek tutturamadık. Bundan sonra dar bir zaman dilimi kaldı. Bu pandemi de devam ederken aynı zamanda o sonbaharda grip ve varyant virüslerin yayılma ihtimalleri daha çok artıyor. Kapalı mekanlara gireceğiz. Dar zamanımız kaldı. Ne yapmamız lazım bundan sonra hedeflere ulaşmak adına? Öncelikle davetiniz için teşekkür ederim. Ama dar bir alandan önce bir geniş bir perspektifi sunmak isterim size. Dünyada bu zamana kadar 4,3 milyon ölüm var. Covid-19 nedeniyle Evet. tespit ediyorum. 203 milyon da vaka sayısı var. Bu dünyadaki pandemi sürecine baktığınız zaman en fazla öldüren, en fazla yaygın 5. 6. pandemi gibi görünüyor. Zor bir hastalıkla karşı karşıyayız. Yaklaşık 2 yıl bir süre, işte 1,5 yıldır da Türkiye'de bununla uğraşıyoruz. Türkiye'de de şu günkü hale baktığımız zaman dünyanın yedincisi durumda hasta sayısı anlamında bakarsak eğer. Avrupa'ya baktığımız zaman da Fransa, Rusya ve Birleşik Krallık'tan sonra Avrupa'nın da dördüncüsü vaka sayısı olarak. Aslında dünya biz dönem 150 bin bandındaydı günlük hasta sayısı anlamında ama şu anda yine 500 bin gibi bir bantta. Bu anlamda hala Türkiye ve dünyanın COVID-19'un da salgınla mücadelesinde henüz düze çıkmadığımızı, hala önümüzde yolumuz olduğunu söylemek mümkün. Türkiye'de de Sağlık Bakanlığı'nın resmi verilere bakıldığı zaman aslında Temmuz-Haziran aylarında oldukça vaka sayımız artmıştı. Ama farklı bir virüsle uğraşıyoruz. Baştan itibaren bir sürü varyantlar var. İşte alfa, beta, şu anda delta ile uğraşıyoruz. Delta'nın şöyle bir farklılığı var. İlk Çin virüsünden çok daha farklı bir yerdeyiz. Evet. Bulaştırıcılık çok daha fazla. Bu anlamda önlemlerin ve olmazsa olmaz aşının konuşmamız gerektiği durumdayız. Sayın Bakan Temmuz'un 27'si gibi Türkiye'de hiç aşılanmamış kişiyi 18 yaş üstü nüfusu 23 milyon olarak açıkladı. Evet. 23 milyon çok ciddi bir rakam. Gerçekten önümüze alıp koymamız, bunu tartışmamız ve hep beraber bu tereddütü ortadan kaldırmamız gerekiyor. Bu zamana kadarki dünya verileri aşı olanlar hastalığı daha hafif geçirdikleri, ölüm oranlarının azaldığı, yoğun bakım süreçlerinin azaldığına ilişkin bir sürü veri var. Mesela şey diyor ki, Almanya diyor ki 38 milyon insanın biz hastalanmasını önledik. İngiltere'de bu rakam 22. Bizim kliniklerde rastladığımız, geçenlerde bir sağlık müdürünün de açıklaması şudur. Etkin dozda aşılanmış. Etkin dozda aşılanmıştan kasıt şunu kastediyorum. 2 doz mRNA aşısı ya da 3 doz aşı olandan bahsediyorum. Etkin dozda koruyucu düzeyde aşı yapılmış olan insanların hastalık geçirmesileri azaldı. Evet. Yoğun bakıma ve ölümlere ölüm sayıları da azaldı. Bu anlamda bu tereddütün en kısa zamanda ortadan kaldırılması gerekiyor. Yani başlangıçta bir görüş olarak bunları söyleyebilirim. Sorularınız varsa elbette onları da Şimdi yanıtlayayım. Sayın Hocam bir taraftan hani bu aşı karşıtlığı da gündemde ve bir kısım vatandaşlar aşı olmak istemiyor. Dolayısıyla hani
geride bıraktığımız yılda yaşadığımız o tam kapanmalardan da esnaf ciddi anlamda mağdur olmuştu ve tekrar bu mağduriyetlerin yaşanmaması için sadece çift doz aşısını olmuş olanlar ya da üçüncü doz aşısını olmuş olanlara yönelik hizmetlerin devam edeceği yönünde örnekler görmeye başladık. Yeni dönemde yani sonbaharla birlikte o pandeminin artacağı endişesinin yaşanacağı döneme baktığımızda bu anlamda sizce nasıl önlemler alınmalı? Çünkü bir tarafta evet görevini yerine getirmiş aşı olmuş olan insanlar var. Diğer tarafta özgür iradesiyle aşı olmayacağını beyan edenler ancak risk barındıran grup var. Dolayısıyla bunların ayrılması lazım. Ne yapılması gerekiyor sizce kısaca? Şimdi şunu söylemek isterim. Birincisi aşı olmak toplumsal bir sorumluluktur. Bireysel bir sorumluluk değildir. Yani benim aşı olmam sizin hasta olmanızı önleyecektir. Bu anlamda özellikle kapalı yerlerde aşı olmayan kişilerin kapalı alanlara alınmasını ben doğru bulmuyorum. Ya bu insanlara zorla aşı yapamazsınız. Bu bir girişimsel işlemdir. Hiç kimseye zorla gidip koruna aşı yapamazsınız. Ancak toplumsal alanlara girerken, kalabalıklara girerken, bir alışveriş merkezine girerken ya PCR zorunluluğu ya hızlı test zorunluluğu, sonuçlarının iyi olabilecek hızlı test zorunluluğu ya da aşı zorunluluğu getirmelidir. Yoksa bu hastalıktan kurtulmamız mümkün olmayacak. Çünkü biz aşı hızımızı virüsün mutasyon hızıyla birlikte yapamıyoruz. Evet. Biz aşıları yaparken virüs mutasyona uğruyor ve savaştığımız şekilde olan virüs daha farklı bir şekilde, daha güçlü bir şekilde karşımıza çıkıyor. Bu anlamda hem yakınlarımız hem kendimiz için mutlaka aşılanmak gerekiyor. Yani siz bütün kapıları kapattınız, kapalı bir ortamda oturdunuz ve kimseyle ilişkide kurmuyorsunuz. Bu kişinin aşılanması ile ilgili bir sıkıntımız yok. Bu kişi çünkü iletişime ulaşması mümkün olmayacak. Ama siz hem bu toplumun içindesiniz hem de aşı olmayacaksınız. Bu artık bireysel sorumluluğun ötesindedir, toplumsal bir sorumluluktur. Biz maske, mesafe ve hijyeni, özellikle mesafe ya da işten uzak salgının çok yoğun olduğu dönemde bile kapanmaları çok etkin ekonomik nedenlerle yapamayan bir ülkeyiz. Bu anlamda eğer buraya aşıyı koymazsak, ama aşı derken şunu söylemeye çalışıyorum, etkin dozda ya 3 doz aşı, ya 2 doz BioNTech dediğimiz firma adını söylemekten çekindim ama mRNA aşısını yapmış olan kişiler korunmuş altında. Yani bu aşı tereddütü ya da aşıyı yaptırmayan kişileri bir ben aktif kimlik yapan biriyim, aktif hasta bakan biriyim. Hı hı. O insanları buraya davet edip hastaların durumunu göstermek istiyorum. Yani bu artık hem kendimiz için hem etrafımız için mutlaka ve mutlaka aşılanmamız gerekiyor. Bakın yan etkilerden çok korkuluyor ama İstanbul Tıp Odası'nın 6000 küsür sağlık çalışanı üzerine yapılmış bir anketi var. 6300 rakamı oldukça büyük bir rakamdır. Evet. Yan etkiler var ama çok minimal yan etkiler var. Yani abartılan gibi yan etkiler yok. Sizin işte dünyada işte 5 milyonun 4 milyonun üzerinde ölüm yapan bir hastalığı aşıyla hem kendinizi, hem çevrenizi, hem ülkenizi, hem ekonominizi korumanızdan bahsediyoruz. Yani burada maceraya gerek yok diye düşünüyorum. Bu macera kişisel bir maceradan öteye herkesin risk altında girmesiyle yol açıyor. Çünkü Delta bitecek. İşte Delta Plus şu anda gündeme geldi biliyorsunuz. Evet. Delta Plus da görüldü. Şu anda raporlar Türkiye'de Delta'nın çok hakim olduğu, %70'in Delta olduğuna ilişkin çalışmalar var. Çok hızlı bir şekilde aşılanmamız gerekiyor. Peki. Eksik kalanların da mutlaka aşı yaptırması gerekiyor. Peki çok teşekkürler değerli katkılarınız için Sayın Hocam. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Çok. Evet, göğüs hastalıkları uzmanı Doktor Nülfer Aykaç canlı yayında konuğumuzdu ve bu önemli konuyu konuştuk. Covid-19'la mücadelede son noktada tüm uzmanların çağrısı ve birebir sahada gözlemledikleri şu. Aşı olunca belki hastalığa yakalanma ihtimaliniz var. Düşük olduğunu belirtelim. Hani hep konuşuluyor. Aşı olunca da aşı olduktan sonra da hasta olma ihtimali vardı. Bir kere hastalığı çok hafif atlatma durumu söz konusu ve aynı zamanda can kaybı riski de çok ciddi anlamda düşüyor, minimize ediyor. Mutlaka aşımızı olmamız gerekiyor. Zira olmazsak ne olacak? Yaptırımlar gelecek. Yani özgür iradeyle aşı olmayabilir bir birey. Dolayısıyla kendisini toplumdan soyutlaması, izole etmesi gerekecek. Önümüzdeki
durum, manzara bunu gösteriyor. Tüm dünyada da bu yönde adımlar atılmaya başlandı. Aşıyı zorunlu tutmak hukuki değil, ancak önlemler alınabilir. Bu gerçeği görmek lazım. Noktalayacağız.